sabırlı ve takvalı olursanız. Sabır ve takvadan kastettiğimiz nedir peki kardeşler? Sabır, Müslümanın yaşadığı olumsuz süreçlerde ayağının kaymaması, ilk gün durduğu yerde sağlam ve sabit bir şekilde durmasıdır. Allah Azze ve Celle sabrı böyle tefsir ediyor Kur'an-ı Kerim'de. وَكَأَيِّمْ مِنْ نَب۪يِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَس۪يرٍ Nice peygamberler vardı, nice savaşçılar onlarla beraber savaştılar. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ Onlar başlarına gelen musibetlerden dolayı gevşekliğe düşmediler. Başlarına gelen musibetlerden dolayı zayıflığa kapılmadılar. Başlarına gelen musibetlerden dolayı yerlerine çakılıp kalmadılar. Allah sabredenleri sever. Sabreden kimdir demek ki kardeşim? Sabreden, başına musibet de gelse, sıkıntı da gelse, işleri yolunda gitmese de ne olursa olsun, hiçbir şart ve durum onu Allah'ın dinine hizmet etmekten alıkoymayan, onu gevşekliğe sevk etmeyen insandır. Abi neredesin, uzun zamandır görünmüyorsun? Vallahi kardeş, bizim işler çok iyi gitmiyor. İşler iyi gitmediği için uzun zamandır işlerle uğraşıyorum. Bu adam sabreden bir adam değil. İşleri biraz yolunda gitmemeye başladı mı, hemen Allah'ın dinine hizmet etmeyi bir kenara koydu, gevşekliğe düştü, işine gitti. Kardeş neredesin ya, uzun zamandır Müslümanların arasında seni göremiyoruz. Abi hiç sorma ya, başımdan bir hastalık geçti. Hastalıkla uğraşıyorum, hastaneye gidiyorum, geliyorum. Olabilir kardeşim. Eyüp Aleyhisselam'ın başından da hastalık geçti. Olabilir kardeşim. Sahabeden hasta olan adamlar bakıyorlardı. Elleri savaşta sallanıyorsa koparıp fırlatıp yola devam ediyorlardı. Hastalık, özür, senin bu dine hizmet etmenin önünde bir engel değil kesinlikle. Senin sabretmen lazım. Allah seni imtihan ediyor. Allah'ı ne kadar sevdiğini görmek istiyor. Allah'ın dinine ne kadar değer verdiğini görmek istiyor Allah Azze ve Celle. Malı mı daha çok seviyorsun? Allah'ı mı daha çok seviyorsun? Çocuğu, kadını mı daha çok seviyorsun? Allah'ı mı daha çok seviyorsun? Eşiktesin. İmtihanı atlatırsan, sabredersen, bütün bu musibetlerine rağmen kaldığın yerden devam edersen, Allah senin elinden tutacak. Allah sana yardım edecek. Senin birini 5000 yapacak Allah Azze ve Celle. Senin çalışmalarına, senin amellerine bereket kılacak. Sabır. Başka ne istiyor Allah Azze ve Celle bizden? Takva kardeşlerim. Takva nedir? Kişinin Allah'ın varlığını, birliğini, görmesini, gözetmesini düşünerekten hayatına çeki düzen vermesidir. Hani Ömer radıyallahu anh, Ubey ibn-i Kâb'a sordu, takva nedir? O da dedi ki, ey Ömer, sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? Evet dedi Ömer radıyallahu anh, ben dikenli bir yolda yürüdüm. Ne yaptın peki ey Ömer? Paçalarımı katladım dedi, ta ki diken elbiseme takılmasın, ayağıma batmasın. Ha, takva da işte bu şekilde dikkatli yaşamaktır dedi o da. Yani Allah'a kulluk yaparken sürekli paçaları katlı bir şekilde yaşamaktır. Aman ayağıma masiyet batmasın, aman ayağıma gıybet batmasın, aman ayağıma cimrilik batmasın, aman ayağıma Müslümanlara karşı suizan batmasın, aman ayağıma göz zinası batmasın, aman ayağıma el zinası batmasın diye Müslümanın dikkat ederek hayatını yaşamasıdır. Sen Allah'a değer verip, Allah'ın seni görüyor ve izliyor olmasına kıymet verip, sen amellerine çeki düzen verdiğin zaman, yani takvayı yerine getirdiğin zaman, Allah'ın bu ayet-i kerimede okuduğumuz iradesi de gerçekleşmesi artık an meselesidir senin için.